Evet, Saç Hayat izleyenleri, bu hafta yanımda beslenme uzmanı ve diyetisyen Dilara Topçan var. Dilara ile bugün hem saç üzerine, değil mi? Saçımızı etkileyen vitaminler, hangi vitaminlerden saçımız beslenir ya da kayba uğrar, Evet. yararlanır gibi konuları konuşacağız. Tabii bunun dışında beslenme üzerine de genel beslenme gibi konuları da Dilara'ya soracağız. Daha doğrusu benim merak ettiğim bazı şeyler var bizim mesleğimizden dolayı. Bunları hem sizlerle paylaşmak hem de bu tip soruları ben aldığımda "Buyurun efendim, uzmanı böyle söylemişti" diyebilmek için bu hafta Dilara Topçan'ı sağ olsun kırmadı bizi. Buralara kadar geldi. Konuk olarak programımızı aldık. Dilara'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle nasıl sorayım? Doğru beslenme nasıl olur? Şimdi doğru beslenme yine kişiye özgü değişkenlik gösterebilir bildiğiniz gibi. Her zaman bahsediyoruz hani bu sağlıklı beslenme nedir, ne Çok değildir yaygın. diye. Her Evet. yerde var artık sağlıklı beslenme. Evet, aslında çok da iyi oluyor. Çünkü kişileri gözlemlediğimiz kadarıyla daha sağlıklı beslenmeye yöneldiklerini görüyoruz bu son zamanlarda. Sağlıklı beslenme tam olarak nedir? Baktığımız zaman hani sağlıklı gıdaları, vücudumuzun gerçekten ihtiyaç duyduğu doğal şeyleri almaktır. Yani yapay şeylerden daha çok uzak durarak sağlık dahilinde beslenmek ve beslenirken de hani vücudumuzun olması gereken kilo aralığında tutabilmek vücudumuzu. Yani sağlıklı beslenip de kilo alan kişiler de olabiliyor. Hani mesela yoğurt sağlıklıdır. Bir kase gün boyunca yoğurt bitireyim. Üzerine işte 2-3 bardak da kefir içeyim. Ekmek sağlıklıdır. Şu kadar dilim ekmek yiyeyim gibi gibi. Tabii bu da olmaz. Çünkü sağlıklı besleneyim derken sağlıksızlığa da gidebilir vücut yağlanarak. O nedenle sağlıklı beslenme hani ölçülü ve dengeli beslenmenin genel adıdır diyebiliriz. Evet, yani burada tabii danışmandan yardım almak gerekir, değil mi? Evet, aynen Ben öyle. mesela kendi başıma sağlıklı beslendiğimi zannedebilirim ki öyledir zaten. Evet, aynen öyle. Diyetisyen eşliğinde bunu öğrenmek ve eğitimini almak lazım. O nedenle bizlere çok iş düşüyor. Özellikle 0 yaştan ölene kadardır aslında bu süreç baktığımızda. Yani illa fazla bir kilom vardır, sağlık beslemeyi öğrenmem lazım diye bir şey söz konusu değil. Evet. Hani küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi gereken bir kültürdür diyelim sağlıklı beslenme için. Evet. Beslenme alışkanlıkları. Alışkanlıkları için, evet. Evet. Peki maliyetli bir şey mi? Şimdi baktığınız Yani bir, zaman... dün bir müşterim bana şöyle dedi mesela. Çok vakit ayırmak lazım. Evet. Ve maliyetli. Yani Evet. lahana yemenin nesi maliyetli arkadaşım? Zaten bir şey yiyeceksin, öyle değil mi? Evet, bu son yazımla çok alakalı. Şimdi nedir? Biz çok kısa vadeli düşünüyoruz değil mi? Hiç vakit yok hiçbir şeye. Maliyetli diyoruz ama bugün Lefkoşa'da Girne'de gezdiğiniz zaman birçok restoran var değil mi? Hepsi de maşallah yani tahtaya vuralım geceleri ya da gündüzleri doludur. Evet. Bu restoranlar işliyor demektir bu da. Demek ki paramız aslında yani yok desek de yemek için her zaman vardır. Var. Şimdi biz restoranları tabii hiçbirini tenzih etmiyorum bu noktada. İyi, çok sağlıklı, hijyenik koşullarda yiyecek hazırlayan restoranlarımız da var. Daha çok bildiğiniz gibi daha sağlıksız diye nitelendirebileceğimiz menülere ağırlık verenler de var. Tabii bu talep doğrultusunda ilerleyen bir süreçtir bildiğiniz üzere. Şimdi her gün restoranta gidip yağlı, bol işte kızartmalı, bol kalorili yiyecekleri yiyip hani 20 TL harcayayım ben bugün. Gideceğime işte ekmeğimdir, pirincimdir, işte etimdir, sütümdür, yoğurdumdur onları alıp işte daha yüksek miktarlarda bir harcama yapacağıma gider bugün karnımı istediğim daha lezzetli bir yemekle doyururum diyoruz. Şimdi aslında uzun vadede planladığımız zaman durum hiç öyle olmuyor. Uzun vadede bizi sağlıklı beslenmeye çalışmak kurtarıyor. Çünkü ben hep şöyle düşünüyorum. Sağlıklı beslenmenin de ucuzu da var, pahalısı da var aslında. Değil mi? Ona göre seçersiniz marketinizi. Maddi durumunuz o kadar iyi değilse ve eviniz biraz mümkünse en azından maydanozunuzu kendiniz yetiştirirsiniz. Baktığınızda bugün zebze fiyatları birçok bütün zebzeler için konuşuyorum tabii pahalısı da vardır tabii ki. Mevsimine göre baktığınızda Biber çok da 12 lira olmuş biber. aynen öyle. O zaman Acı sadece biberin kilosu 12 lira olmuş. mesela baktığınızda o zaman daha Biber yemedi mi? bütçenize uygun. Mevsimine göre yiyelim daha doğrusu değil mi? Mevsimine göre çıkan şeylerin genellikle maliyeti yani daha ucuza denk geliyor. Bir de uzun sürede şeyi düşünmemiz lazım. Sağlığıma ne etki edecek? Ben bütün gün daha ucuzdur diye işte kızartmadır, dışarıdan hemen bir paket dönerdir alıp uzun sürede vücudumda Allah korusun kanser gibi bir rahatsızlığa davetiye çıkaracaksam daha iyi sağlıklı beslenirim. İleride de bu tedavi masrafları için harcayacağım parayı cebimde tutarım. Yani uzun vadeli düşünmüyoruz. Çok kısa vadeli düşünüyoruz. Paradan şikayet ediyoruz ama siz de çok iyi bilirsiniz. Sizin işiniz Evet. sizin işin
Ayakkabı, kıyafet ve yemek işi hiç durmaz genel anlamda baktığımızda. Tabii şu an piyasamız o kadar iyi olmasa da kişilerin her zaman giymeye, ayakkabı giymeye, saç boyamaya, yemek yemeye bir vakti var. O nedenle sağlıklı beslenme için de bir bütçe ayrılabilir. Ve vakit planlanacak. Aynen öyle. Vakit ayrılabilir. Çünkü madem saç için bilirsiniz, birkaç saati sizde harcarlar kuaför salonlarında. Var canım, bizde gelip de mesela işte çantasından kayısı çıkaran elmasını kesip yiyen var o arada. Aynen ama tabii öyle. Az yani. Hangimiz? Az. Hangimiz? Çünkü önemsemiyoruz vücudu çok fazla. Ara öyle vakit ayırabiliriz istesek. Çoğumuz sosyal medyanın içindeyiz bütün gün. Tabii Facebook'a ayırdığım saatlerce. Vakti. Aynen öyle. Aynen ona bakarken diyorum ben. Hani bir şey daha atıştırılabilir bir yandan. Evet, doğru Dilara. Peki saç dökülmesiyle ilgili bize neler söyleyebilirsin? Hangi vitaminler saç dökülmesine ne iyi gelir? Hangileri yarar sağlamaz? Şimdi ilk önce bu noktada sizin de bilginiz vardır muhtemelen. Mevsimsel değişiklikler rol oynayabilir. Saç dökülmesi normal düzeylerde midir yoksa değil midir? O bir hekim tarafından tabii incelenmelidir. Bu saç dökülmesi normal mi değil mi? İlk önce bir hekime danışılmasında fayda vardır. Kesinlikle. Çünkü gerçekten vücuttaki bazı hormonal bozukluklar, vitamin mineral yetersizlikleri bahsettiğimiz gibi. Hormonsal bundan, durumlar, belki hamilelik. Hipotiroid gibi, tiroid bezinin yavaş çalışması, bunlar hep saç dökülmesi, incelmesiyle çok doğru orantılı olabilir. Yalnız buradan demek olmasın, benim saçlarım dökülüyor, bende de mi bu var? İlk önce bir hekime görünmek gerekir. Ama genel olarak boşuna bahsetmiyoruz sağlıklı beslenme diye. Bu sağlıklı beslenme bizi gerçekten içten dışa kadar besliyor. Yani içime ben ne alırsam sağlıklı bir biçimde cildim de o kadar güzelleşir. Gözlerim, saçlarım, işte tırnaklarım hepsi gerçekten birbirini etkiler. Çünkü aynı beden içinden bahsediyoruz. İlla sadece organları düşünmeyelim bu noktada. O nedenle yine sağlıklı beslenme kurtarıcımız. Tabii öne çıkan vitamin minerallerimiz vardır. Vitaminlerden A vitamini, C vitamini, E vitamini. Bunlar çok öne çıkan ve saç sağlığı için son derece önemli vitaminlerden. Peki nelerde var bunlar? A nelerde vitamini? Nelerde var? Hemen mineralleri de bahsedeyim. Genel olarak besinlere de hemen geçelim. De çinko, selenyum ve demirden bahsetmemiz lazım saç sağlığı üzerine. Özellikle demir ve çinko eksikliğinde saç dökümlerine çok rastlanır. Besinlere baktığımızda aslında bir besinin içinde sadece bu var demek çok yanlıştır. Çünkü çok kombine halde çalışır besinler. Birçok vitamin, mineral bünyesinde barındırır. Ama öne çıkacaklara bakalım. İlk aşamada protein de bu noktada, yani bir makronütriyent olarak, bir enerji kaynağı olarak o da çok önemli saç yapısında. Onu da değinelim. Yumurta. Çok güzel bir B vitamini kaynağı. B vitamini unuttum bahsetmeyi. Özellikle biyotin, B vitamini çeşitlerinden biyotin. Saç sağlığı üzerine son derece faydalı bir vitamindir. Yumurta da biyotinden zengin. Yumurta ayrıca E vitamini de içeriyor. Kuru baklagiller, tam tahıllar, yoğurt, balık, yağlı tohumlar, ceviz, badem dediklerimiz. Bunlar son derece saç sağlığını hem besleyici hem uzamasına yardımcı hem de kalitesini koruyucu yiyeceklerdir. Ve bunların en üzerine de suyu koymamız gerekir. Şimdi bu mevsimde daha çok unutuyoruz su içmeyi, susamıyorum diyoruz ama halbuki vücut yine çalışıyor, suya ihtiyaç duyuyor ve nem dengesini koruyabilmesi için vücudun ve saçın da aynı zamanda suya gereksinimi vardı. O nedenle normal aralık tabii kilodan kiloya değişkenlik gösteriyor önereceğimiz su miktarı. 1,5-2 litre yani 6-8 su bardağı suyumuzu günde almayı ihmal etmeyelim, zor bir şey değildir. Bunların hepsini yapıyorsak zaten bir problem yaşamamız çok düşük ihtimaldir. Dediğim gibi bir hekim kontrolünden geçmemiz lazım. Bu tip olaylar seyrediyoruz. Tabii. Yani her şeye dikkat ediyoruz. Vitamin, mineral emilimleri tamam, her şeyimiz tamam. Sağlıklı pişiriyoruz, hiç kayba uğratmıyoruz yiyeceklerimizi. Her şeye dikkat ediyorsak bu noktada hekim en önemli başvuracağımız kişi. Kesinlikle. Peki şimdi sebzeleri ne kadar pişirmek gerekir? Şimdi sebzeleri her zaman suyunu çektirerek ya da buğulama yöntemiyle yapmamız lazım. Az, şimdi az yani. Az suyla, yani o suyun buharında pişirmemiz gerekir. Bildiğiniz gibi daha çok hani çiğ, sebze ve meyve tüketimi daha çok öneririz. Çünkü her ısıl işlemde kayıplara uğruyor. İçerindeki zenginlik, yani vitamin kayıpları yaşanıyor. Peki özür dilerim. Buyurun. Bir şey daha buna paralel bir şey sorayım. Elmanın kabuğunu soyup da mı yiyelim, soymadan mı yiyelim? Burada ya da salatalık. Şimdi elmamız sağlıklıysa, yani topraktan bize sağlıklı geldiyse, ilaçsızsa, hormonsuzsa tabii ki kabuğuyla yiyelim. Ama şu anda biliyorsunuz bir başka problemimiz de, hani ben onu diyorum,
danışanlar geliyor, öneriyoruz işte. Sebzeden şu kadar yemeniz lazım. İşte tavuk daha çok beyaz et yönelmemiz gerekir gibi. Ama bir taraftan da tabii ki bunda vurguluyorum. Yani güvendiğiniz kaynaklardan lütfen X yiyeceği alın, Y yiyeceği alın. Tüm maalesef ki besin grupları için aynı soru işaretlerimiz mevcut. Yoğurdundan itine, zebzesine, meyvesine kadar. O nedenle hani zebzeden eminsek tabii ki kabuğuyla yiyelim. Ama emin değilsek, özellikle de mevsiminde değilse ve tüketeceksek, ki tüketmememizi öneriyorum. O zaman mümkün olduğunca... Mevsim dışında tüket. Mesela salatalık mevsim, tüketmeyelim mi şimdi? Bence tüketmeyelim. Tabii ki tüketmeyelim. Marul tüketelim onun yerine. Marul tüketelim. Kerevizimiz var, maydanozumuz var. Yine güvendiğimiz kaynaklardan alalım. Market alışverişlerimize çok dikkat etmeniz lazım bu noktada. Evet, bu önemli. Yani antioksidanlar alalım, posalar alalım derken zehirler dalmayalım vücudumuza. Yani dikkat edeceğiz her zaman, iyice yıkayacağız. Peki greyfurt tansiyonu düşürür mü, yükseltir miydi? Pek senin alanın değil sanırım, değil mi? Yok, alanımızdır aslında. Bir yiyeceğin içerisinde, genel olarak bahsedeyim size, daha çok faktörümüz var. Potasyum yüksekse tansiyonu dengeler. Yani sodyumdur esas tansiyonun yükselmesine sebep olan mineral. Çünkü su tutuyor sodyum. Yani genel olarak baktığımızda greyfurtun tansiyonu yükseltir ya da yükseltmez demeyelim net olarak. Evet. Buradan çünkü yükseltmez dersek kişiler başlayabilir bol bol greyfurt tüketmeye. Yalnız greyfurtun çok önemli bir özelliğinden bahsedelim. Hı. İlaç kullananların greyfurt tüketimlerine çok dikkat etmeleri lazım. İlaç etkisini çok fazla arttırabilip ölümlere bile neden olabiliyor. Aa. Özellikle de kalp hastaları var. Yani isim vermeyeyim ilaç olarak. Hı hı. Hekimlerine danışsınlar. Kesinlikle de bazı kişiler yapıyor çünkü hapı alırken su yerine meyve suyuyla bile içenler vardır. Herhangi bir meyve suyuyla kesinlikle ilacı birlikte almasınlar. Hekimlerine mutlaka danışsınlar, özellikle greyfurt konusunda. Güzel bilgiymiş bu. Hı-hı. Peki Dilara, şekerle ilgili bize ne söyleyebilirsin? Şeker, bu çaya, şeker. Çaya, evet, çaya attığımız şeker, klasik, evet. Klasik şeker. Hı-hı. Bu gerekli midir bunu kullanmak? Bunu kullanmasak ne olur? Hiç gerekli değil. Boş kaloridir. Enerji kaynağıdır yalnızca. Zaten bizim genel olarak şeker dediğimiz yiyecekler, şeker içerenler, karbonhidrat demek istiyoruz bu noktada. Hani ekmek de şeker içerir. Makarna da şeker içerir. Zebzede de bir miktar şeker vardır. Şeker dediğimiz esasen odur. Tabii kendi içinde değişik formları vardır şekerin. Rafine şekeri hiçbir zaman ekstradan almamamız lazım. Yani çaya ekstra şeker eklemeyelim. Kahvemize eklemeyelim. Çünkü hiçbir gereği yok. İçerisinde hiçbir besleyici, ne vitamin var ne mineral var. Sadece boş kalori. Özellikle de toplumumuzda biliyorsunuz şu an diyabet hastalığı çok yaygın. Evet. Kalp damar hastalığı çok yaygın. Yani genel olarak kilo problemimiz, bel çevremiz. Değil mi? Birçok kişi de çok geniş bel çevrene sahibiz. Ben fitim. Ben üzerime alınmıyorum söylediğinde. Tabii. Çok çalışıyorum. Evet. Özellikle çok diyet yapmaya çalışıyorum. Sağlığımı konusunda çok dikkatliyim. Çok güzel. Maşallah o zaman. Yani ona dikkat edelim. Ekstra bir de boş kalori almamıza hiç gerek yok. Peki ne tür yağları tercih etmemiz gerekir? Genellikle bildiğiniz mesela gibi. Yumurta hani... kırıyorum ben sabahları. Evet. Sana yağı, yarım paket sana yağını içine atıyorum. Ne afiyet dersin? Afiyet olsun. Biraz önce dikkat ediyordunuz şimdi. Bununla ilgili ne dersin mesela? Sana yağını nasıl kullanmalıyız ya da hiç mi kullanmamalıyız? Şimdi ya da sana yağının neye faydası var? Yani bir yemek yapmak için... Katı yağını, içinden... margarinden bahsediyoruz. Evet, faydası var mı yani? Kesinlikle kullanmayalım. Hı-hı. Katı yağ kullanacaksanız da tereyağını tercih etmeniz lazım. Çünkü margarin yapaydır. Evet, aynen öyle. Saf tereyağı tercih edilecek. Ama tereyağına da aslında diyette gerek yoktur. Nedenini söyleyeyim. Çünkü zaten biz hayvansal yağları etimizden, sütümüzden, yoğurdumuzdan, tavuğumuzdan, bunlardan yeteri miktarda alıyoruz. Bir de tereyağı eklememize gerek yok. Ama diyelim ki 40 yılda bir olur. Bir kek yapacaksınız işte. Canınız çekmişçe pilava katı yağ katmak istediğiniz mesela, ama burada çok seyrek bir tüketimden bahsediyorum. O zaman tereyağı daha iyi bir tercih olur bizim için. Ama genellikle soframızda sıvı yağ kullanacağız. Ayçiçek yağı, zeytinyağı gibi bunların karışımları. Ayçiçeğin zararı var mı? Yok, her şeyin fazlasının zararı var. Yağın ama fazlasının ciddi zararları var, o ayrı. Ama yemeği pişirirken... Mesela zeytinyağın var mı? Böyle ekmeğe batırıp yiyorum ben zeytinyağını. Yani o çok gerekli bir olay değil aslında. Sonuçta siz salatanıza da bir miktar yağ koyuyorsunuz değil mi? Bir de ekmeği ekstradan banıp tüketmeye gerek yok. Çünkü bir tatlı kaşığı herhangi bir yağ 45 kaloridir. Yani neredeyse diyelim, çok denk getiremeyeceğiz ama bir elmanın kalorisine denktir yaklaşık. Yani siz genelde ne yapıyoruz? Salatayı yiyeyim. Zeytinyağı da çok faydalı. Bazı kişiler 2 çorba kaşığına yakın. Hiç ölçmeden öyle görmüyorsunuz benim ama. Benim var, ben Kaan Çaydamlı mesela. Kaan abi çok sever zeytinyağını.
Ben de çok severim. İşte iki çorba kaşığı yağ da yaklaşık bir 180-200 kalori oluyor. Daha iyi bir dondurma yersiniz mesela baktığınız zaman kalori olarak içe inceleyeceksek. Yağın da kararı, yemekleri pişirirken de kararı çok önemlidir. Bu konuda da zaten kişiye özgü değişecektir miktarlar. Gruplara öğretmeye çalışıyorum. Ben şahsen kendi adıma konuşayım. Hani biz diyetisyenler eğitim veriyoruz kişilere. Hı hı. 6 temel besin grubumuz var. İşte canınız o gün zeytinyağı mı çekti? O zaman tamam. Listenizdeki örneğin mesela biraz cevizlerinizi kısarsınız bugün. Biraz daha zeytinyağı yiyebilirsiniz. Ya da o gün salatanıza katmazsınız. Şu şekilde başka bir şeyle değiştirebilirsiniz gibi. İşi nasıl öğrenmekten geçiyor aslında. Kesinlikle. Hı-hı. Peki günlük yağ kullanım oranı ne olmalı ortalama? Var mı öyle bir yine oran? Yine kişiye göre değişir. Diyetleri nasıl hazırladığımızdan bahsedeyim ben size. Bir diyetin şu andaki sağlık olan bir diyetten bahsediyorum. Şu anda kombinasyonları çok kişi değiştiriyor. Bu protein diyetleri çok meşhur oldu bildiğiniz gibi. Evet, sağlıksız evet. olarak nitelendiriyoruz biz. Bir diyetin %55-60 civarı bizim hesaplarımız vardır. Karbonhidrattan oluşmak durumunda. %25-30'u yağdan, %15-20 kadarı da proteinden. Bu bir sağlıklı vücut için gerekli olan kombinasyondur. Kendi içerisinde oynanabilir, değiştirilebilir çok ufak hesaplarla. Ama budur genel olarak. Vücudumuzun istediği yağ gördüğünüz gibi %25-30'u. Evet. Dediğim gibi kişiye göre değişir. Ekstra yağ gerek yok. Tavuğunuz, balığınızda yağ var zaten. Salatanızda var. Bir de ekmeğe banarsak bel çevremiz genişlemeye başlar. Mangalla ilgili ne düşünüyorsun? Pişirme teknikleri değil mi? Şimdi bu kömür mangalı mesela. Kömür mangalı. Bir ızgarayı soracağım sonra. Bir şeyi biz yakarsak ya da kömür yandığı zaman çıkıp düşünün kanserojen aslında etlere yapışır ve onu bir güzel tüketirsek. Bunlar zamanla, kanserojen maddedir bunlar değil mi? Zamanla bizim vücut yağlarımızda birikmeye başlar. Çünkü bu tip maddeler hep yağları ev olarak tercih eder. Ben hep öyle derim. Ne kadar da yağlıysak aslında riskimizi o kadar arttırabiliyoruz. Evet. Ev olarak, daha çok ev var. Zararlı maddelerin birikmesi için gibi düşünelim. Vücudumuz ev yani. Ben öyle benzetiyorum. Güzel. Evet, yani ev. Odalar, onlar da odalara işte, saklanıyor değil mi? Odalar mesela, zararlı odalar evet. diyelim. Çok bizde de var bu ev meselesi. Mesela tabii. yüzümüz... aslında bir evdir. Saç da çatısıdır. Ne güzel. O çatıyı nasıl oturtmak lazım? Yüz şekline göre, yüz hattına göre evet. gibi şeyler var. Mesela baktığımız zaman mangal bizim maalesef kültürümüzde çok sık. Seyrek olduğu zaman pek sorun teşkil etmez. Yani ama mangal etini bol antioksidan içeren bir salata nedir bu antioksidanlar? Hani C vitamini, A vitamini yüklü bir salata, E vitamini yüklü bir salata. Bol limon, limon C vitamininden çok zengin biliyorsunuz. Bol limonlu, bol renkli bir salatayla tüketirsek o kanserojen maddeleri hani nötrlemiş olabiliriz. Ama bu mangal, haftanın bir günü mangal, evde iki gün kızarmış bir yiyecek diyelim. İşte üç günü daha farklı sağlıksız pişirilmiş yiyecekler diye uzun vade sonucunda kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlıkla karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle dozunu ayarlayalım. Ben hiçbir zaman hani yasaktır demiyorum. Çünkü hayatın tadı tuzu da biberidir bildiğiniz i̇şte gibi bazı şeyler. İşte oraya gelecektim şimdi. Ha, ama o tadı tuzu biberini de güzel ayarlamak lazım. Dilara niye bu kadar zararlı bunlar o zaman? Değil mi şimdi yağlı bir kızartma mesela çok lezzetli değil lezzetli mi? Çünkü lezzet ögeleri patlıcan değişiyor. Patlıcan kızartıyorsun evet. mesela. İşte ondan dolayı yiyoruz zaten değil mi? O yüzden lezzetli mi olduğu için. Tabii lezzetli olmasa kimse yemek istemez. Size kaşık kaşık yağ versem içer misiniz? İşte İçmezsiniz. O mümkün değil ekmekle ama. Ekmekle yakıştırdığınız için ekmeği banıp tüketirsiniz onu gibi değil mi? Evet. Aynen öyle. On kızarmış bir şey çekiyorsa da canımız. Hep şu örneği vereyim hani patatesi değil mi? Kızarmış patates modelinde kesersiniz. Fırın yağlı kağıda koyarsınız. Fırına koyarsınız onu. Biraz da baharatlarsınız. Size yine kızarmış patates modelinde daha... Yağsız olur. Bir miktar da yağlı olabilirsiniz. Yani porsiyonuna göre değişir tabii miktarı. Ovarsınız. Çok güzel bir kızarmış patates olur size. Fırında evet. alışmış olduğunuz o yağlı çıtır çıtır lezzetin belki biraz uzağında olur ama... Yine yararlanabilirsiniz. O da farklı bir lezzet ama. Farklı bir lezzet. Yani biraz değiştirmemiz lazım birçok şeyi. Değil mi? Evet. Yani biz şöyle özetlersek bunları haşlama. Evet haşlama, buğulama. Buğulamayı çok öneririz. Özellikle sebzelerde hani bir brokoliyi haşlayacaksanız bol suyun içine atıp haşlamamız gerekir. Çünkü içindeki vitaminler suya geçer. Sonra döner siz bir de o suyu dökersiniz. Brokoliden esasen yararlanmak istediğiniz özellikle ben C vitamininde. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben o suyu içiyorum. Çok güzel içmeniz hakikaten. O zaman. Ne haşlarsam dönüp suyunu da içiyorum sonra. Tavuğun değil umarım.
Yok canım, tavuk haşlıyor muyum ben? Tavuk haşlamıyorum. Burada da bundan bahsedeyim ben size. Şimdi bu bulyonlar falan kullanıyoruz. Bunlarda da maalesef katkı maddeleri var. Evde tavuk haşladınız. Genellikle kültürümüzde nedir? Tavuk haşlanır. Hani suyuna da makarna yapılır. Evet. Çok yağlı olur ama o makarna. Ne yapalım? O suyunu, buzdolabı poşetleri var, limonları, limon suyunu muhafaza ettiğimiz. Onların içerisinde dondurabiliriz. Her yaptığımız makarna iki tane o tabletten, iki o buz parçasından atarız. Yine tat kazandırırız. Hepsi sular için de aynı şey geçerli. Ya da çorba yaparız, değil mi? Ama ölçüsünü iyi bilerek. Evet, şimdi su demişken... bu damacalara, sulara nasıl bakıyorsun? Geçen bir haber okudum ben bununla ilgili. Mesela pet şişenin olduğu sular aslında çok sağlıksız olduğu söyleniyor. Aynen öyle. Güneş ışınlarına maruz kalıyormuş vesaire. İçlerinde bildiğiniz gibi birçok kimyasal var onların ne yazık ki. Ve kola falan da alıyoruz bildiğiniz üzere. Herhangi bir asitle ya da sıcakla çok temas içine girdiği zaman o kanserojen diye nitelendirdiğimiz maddeler o sıvının içerisine geçiyor. Dönüp bir de onu içiyoruz. Kısa vadede değil yine uzun vadede ne yapıyor? Vücudumuzdaki yağlarda bir güzel o kanserojen maddeler konaklamaya başlıyor. Ve uzun süre sonucunda bize sağlık riskleri getirebiliyor. Yani sağlık riski zaten doğuruyor. Problemleriyle karşımıza geri çıkabiliyorlar. O nedenle şimdi hani cam olanları tercih etmek. Tabii bu konuda daha... Cama bir dönüş var. Cama bir dönüş var, son yıllarda cama camı dönüş var. Etmek. Ama damacana da biz bunu nasıl sağlayacağız? Cam damacanalar... Var, evet var. Var mı? Onlardan da var. Burada şeyi söyleyelim. Mesela çoğumuz yapabiliyoruz bunu. Soğuk bir memlekette yaşamıyoruz. Pet şişe yine zaten içeceğiz, mecburuz. Damacanalardaki güvensizliğin bir nedeni de hani boşken o damacanalar nerede bekletiliyor? Güneşin altında mı bekletiliyor, sonra tekrar dolduruluyor? Bilemediğimiz için o süreci daha büyük risk faktörü bizim için. Pet şişelerde su aldınız, arabada bırakıyoruz diyeyim o suları biz. Arabada güneş vuruyor, dönüp sonra bir de o suyu içiyoruz. En büyük yaptığımız evet, yanlışlardan ortalama... biri bu. Bunu kesinlikle yapmayalım. Yani o suları arabada muhafaza etmeyelim. İçeceksek içelim işte daha. Çantamızda muhafaza edelim. Çantamızda. Çünkü yani alternatifimiz maalesef sunulan alternatiflerle hayatımızı sürmek zorundayız. Yani handikapımız çok bildiğiniz çok, gibi. Çok evet. Maalesef. Göbek neyin işaretidir? Böyle biraz hanımlarda, önce de bahsedeyim. Hanımlarda ve beylerde böyle göbek oluyor ya. Bu tabii. Göbeğin tehlikesi nedir? Nedir? Göbek olduğunda ne düşünmemiz lazım? Göbek sadece fiziksel mi şeklimize zarar veriyor? Göbeğin altında neler var? Hep organlarımız var değil mi? Bel çevremiz şişmanlamaya başladığı zaman yani biz elma tipine dönmeye başladığımız zaman büyük risk altındayız. Tüm metabolik rahatsızlıklar, diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser hep bunlara yatkınlığımız çok büyük ölçüde artar. Maşallah. Buradan belki birçok izleyiciniz bilir bir püf noktası. Hemen göbeğin biraz üzerinden bel çevrenizi bir mezura yardımıyla ölçün. Hanımlarda üst limit 88 santim, erkeklerde de 102 santimdir. Bakalım ne kadar geçiyor bel çevreniz o santimetreleri. Ona göre de önleminizi kesinlikle alın. Çünkü yani gerçekten büyük bir risk faktörü. 102'yi geçmemek mi gerekiyor? Erkeklerde üst limit 102. En üst limit yani 102. Evet. Yani böyle 90'ları aslında geçmemek lazım. En üst limit 102. Biz diyelim 102'yi geçmeyelim. Çünkü toplumumuz maalesef ki çok da ince ve normal kilo aralığında olan bir toplum değil. Onun için 102 diyelim biz ilk hedef. Yani 102'nin altına düşmek olsun. Peki buna verebileceğimiz bir örnek var mı? Bakın şu toplumlar ne kadar iyi besleniyor. Var mı öyle bir örnek? Şimdi ne kadar fitler? Obezite artıyor. Bunun için de oluyor bildiğiniz gibi. Aslında dünyadaki ekonominin, paranın tam istediğimiz gibi yani idealde olması gerektiği gibi dağılmamasından ötürü. Afrika'da açlıktan insanlar maalesef, ölürken evet. Amerika'da obeziteden ölüyorlar. Örnek verebileceğimiz toplum aslında direkt olarak hem beslenmesi hem işte fiziksel aktivitesi gibi bir toplum öneremeyebiliriz ama Avrupa'nın bazı ülkeleri belki olabilir. Çünkü daha harekete meyilli, ulaşımları çok daha farklı değil mi? İki adım yürümeye üşenmeyen toplumlar çok var aslında dünyaya baktığımız zaman. Aşk olsun. Şimdi biz de üşenen mi var hiç yol yürümeye? Tabii biz yani iki adım yere arabamıza gidiyoruz. Marketin içinden bunu. Yol geçse arabayla bineceğiz. Gidilir tabii. Hatta yani araba içerisinde alışveriş mümkün olsa bile yapacağız tabii, onu. Tabii, maalesef ki, ne yazık ki. Ama altyapımız da pek müsait değil. Bu da bir başka handikapımızdır. Yani çok bizi etkileyen negatif faktör var bildiğiniz gibi. İşte çözülürse yavaş yavaş belki daha sağlıklı bir toplum olabiliriz. Özellikle de çocuklar için. İnşallah. Peki tansiyonla ilgili ne düşünüyorsun?
Tansiyon hastaları nasıl beslenmeli? O da çok farklı. Tansiyon hastaları ilk önce bir bakmalı bakalım. Ekstra kilo fazlalığım var mı ki? Genelde vardır. Kilo ne kadar etkiler tansiyonu? Basıncı arttırdığı için etkileyebilir ama daha çok tansiyon hastaları beslenmelerinde, yani kilo haricinde de tansiyon hastası olabilirsiniz. Tuz tüketimine çok dikkat etmeliler yine. Sodyumu azaltılmış tuz tercih edebilirler ama yine doktorları gözetiminde olacak bunlar. Hı hı. Ve yine fiziksel aktiviteleri, doğru fiziksel aktiviteler ama kan basınçlarını çok yükseltecek aktiviteler değil. Mesela fiziksel hareket mi? Evet, normal spor tarzı şeyler, yürüyüşleri. Hafif egzersizler. Evet, onların vücuduna uygun diyelim. Hafif demeyelim tam olarak. Kişiden kişiye farklılık gösterebilir bunlar. Sıcak soğuk geçişlerine dikkat edecekler. Yine hekimleri doğrultusunda özellikle doğru bir beslenme programıyla, potasyumdan daha zengin beslenerek, kalsiyumdan daha zengin beslenerek güzel şekilde tansiyonu... Kalsiyum nelerde var Dilara? Başta süt ve süt ürünlerinde var bildiğiniz gibi. Süt, kefir, ayran, yoğurt. Bunlar kalsiyumun çok zengin şeyleri, ürünleri. Ve ayrıca yeşil yapraklı zebzeler, şimdi mevsimindeyiz değil mi? Pazı, ıspanak. Bunlardan da güzelce yararlanalım. Yani doğa bize ne sunuyorsa vücudumuzun ihtiyacı var diye sunuyor. Bu mevsimde sunulanlar, bu mevsimde daha çok ihtiyaç var. Yazın baktığınızda meyveler daha sulanıyor değil mi? Hı hı. Kışın daha çok C vitamini var meyvelerde. Yazın daha şekerli ve daha sulu. Niçin? Aslında çözebilirsiniz. Mevsimi? Mevsim yazın çünkü çok terliyoruz. Vücuttan su kaybı oluyor, tuz kaybı oluyor. Bunu takviye edebilmek adına karpuzlar, kavunlar var. Şekerimizi dengeleyebilmek ne adına. Ne kadar güzel değil. Aynen öyle yani, doğa biliyor işini. Doğa biliyor, doğayı tabii. Dinleyelim. Biz ayak uydurmuyoruz. Biz bozmaya çalışıyoruz. Evet, maalesef bir dönüşü de böyle felaketlerle oluyor işte. Şeker hastaları nelere dikkat etmeli? Şeker hastaları aslında tüm sağlıklı bireylerin bir şeker hastası gibi beslenmesi gerekiyor. Bilmiyorum, bunu biliyor muydunuz? Hmm. Tabii. Onların saatleri, kahvaltıları çok önemli ara öğünleriyle birlikte. Şeker hastalarına söyleyebileceğimiz şey, hani meyveler ve zebzelerde, özellikle meyvelerde daha şekerli dediğimiz meyveler var. Hani şimdi cennet hurmaları var, bilirsiniz. Muzlar, işte kuru üzümler, yazın karpuzlar, kavunlar. Bunlar biraz daha şekerlidir. Kan şekerini çok çabuk yükseltip sonra akabinde de çok çabuk düşüşe neden olduğu için özellikle şeker hastalarının profillerini mahveder. Bu nedenle bunlar birazcık diyette kısıtlanır ne yazık ki. Peki alkol, sigara şekeri nasıl etkiler? Onlar da negatif yönde etkiler. Özellikle alkol. O nedenle kesinlikle şeker hastalarına da kontrollü, belki de çok isterse alkol tüketimini önerebiliriz. Sigara zaten her şeyi etkiler. Kesinlikle. O nedenle sigaradan hepimiz uzak duralım. Alkolden de aslında hepimizin uzak durması lazım. Ama şeker hastalarının bilhassa daha dikkatli olmaları lazım. Her beslenmedeki her şeyde olduğu gibi. Ve hepimiz her koşulda bol su içelim. Su da metabolik faaliyetler için biliyorsunuz çok gerekli. Fazla suyun zararı var mı? Tabii. Vücudan... 4 litre su içtim ben bugün mesela. Şimdi atımla, kazanımla çok alakalı. Şimdi siz bir sporcusunuz, o gün çok terlediniz, ağır bir işte çalışıyordunuz. O ayrı, kaybı takviye etmek yok, durumundasınız. Yok, standart bir insan mesela. Ama standart bir insan diyelim, boş yere işte su faydalı diye bol bol su içip devamlı tuvalete koşturuyorsa o da zarar. Böbreğe yük biniyor ve ekstra mineral atımına neden olur vücuttan. O da büyük bir hatadır. Su zehirlenmesi diye bir şey vardı bugün baktığımızda. Hı hı. O nedenle her şey dozunda, abartmayacağız. Sağlıksız da bazen canımız çekebilir. Kontrollü, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğimiz zaman zaten kendi içinde kontrolü yapabiliyoruz. Kontrollü, bugün bundan çekti canım, tabii canım sağ olsun diyecek insan. Yiyecek ama biraz dengelemeyi bilelim, pişman olmayalım. Çünkü yarınımız hiç belli değil, hep hani biraz pesimist bir bakış açısı ama dün dünya gelip geçicidir baktığınızda. Normal bir şekilde yararlanalım, dengeleyelim ama. Her zaman öyle derim, hani bedenimizi, ruhumuzu, zihnimizi hep dengeleyelim. Sonra daha doğru yaşamaya başlarız zaten. Peki Dilara, diyabet değişen bir şey mi? Sonradan diyabet hastası olabilir mi kişi? Tabii olabilir. Daha çok genetik yatkınlıklarımız ve en çok da çevresel faktörler etki mekanizmasıdır diyabet hastalığında ve beslenme. Ve yeme alışkanlıkları. Yeme alışkanlıkları aynen öyle. Bel çevresindeki yağlanma. Yani biz bütün faktörleri ne kadar arttırırsak, hem şişmanlarsak belimiz yağlı, hem bir bakarız anne babada diyabet var, hem çok hatalı ve sağlıksız bir beslenme düzenimiz var gün boyunca. Yaşam tarzımız çok düzensiz. Bu faktörleri hep üst üste koyunca, mesela atıyorum o kişi artık yaşlılıkta görecektir diyabeti, 80 yaşında. Birden bunu 40'a çekebiliyor. Değil mi? Hiçbir faktöre dikkat etmeden, kendine bakmadan bunu çekebiliyor. Ama bir de şu taraftan bakalım. Bu demek değil hani dört dörtlük böyle ince detayına kadar sağlıklı beslenen bir insan hasta olmayacak. O da olabilir. Hepimiz için her şey geçerli ama bileceğiz, bu şunu yaratabilir.
ben dikkat edeyim. Sonrası artık Allah kerim. Peki en küçük sana danışanlar arasında en küçük yaş oranı hangi? Daha çok ergenlikte. Var değil ergenlikte. Mi? Onlar nasıl oluyor? Genetik yatkınlıkların var? Genetik yatkınlık olabilir. Ayrıca yeme içmeden kaynaklı olabilir ve en çok 0-6 yaş grubundaki beslenme etki mekanizması oluyor burada. Çünkü çoğu anneyi babayı görüyorsunuz markete bile gittiğinizde çocuklara izin veriyorlar. Nasıl olsa çocuktur bir şey olmaz. Sadece kilo olarak bakıyorlar ne yazık ki. Çipsler, çikolatalar, şekerlemeler dolduruluyor sepete. Bu çocuk onları severek büyüyor. Duygusal açlıklarını ileride muhtemelen onlarla kapatacaktır. Şimdi bu duygusal açlığı da konuşalım. Evet. Bunu bitir istersen. Onlarla kapatacaktır ileride. Evde yemek yemediğinde tehdit edecektir annesinin babasını. Ben yemek yemiyorum. O zaman anne baba da hani bir şeyler yesin düşüncesiyle çipsleri, çikolataları verecektir çocuk en azından enerji alsın diye. Burada sağlıksız bir beslenme başlıyor zaten. Yani çocuklara iyilik yapılmıyor çikolataları, çipsleri vererek sürekli olarak çok küçük yaştan itibaren. Onlar öğrenmediği zaman bunları hiçbir şey kaybetmezler. Çocuk ağlıyor mesela. Parçalıyor kendini. Öğrettiği için ağlıyor ama. Öğretildiği için ağlıyor. Öğretilmese çocuk ağlamaz. Kesin böyle yani. Aynen öyle. Çocuk bilmiyor yani çikolatanın ne olduğunu zaten değil mi? Ya bir şekilde mesela öğreniyor. Şimdi her çocuk ne kadar saklayabiliriz? Evet o zaman öğrenecek tabii ama disiplin halinde. Hani o devamlı şimdi siz öğretirken gece oturup bir paket cips açıp eşinizle birlikte yerseniz bravo, ve çocuğa tabii. yeme derseniz o tip örnekler var. Bir müddet çocuk onu yemeyebilir. Sonrasında rol modelsiniz zaten. Çocuk tabii, sizi taklit edecektir. O tip örnekler edecektir. Var ki aynen hazır öyle. Yeme alışkanlıkları burada toplumumuzda çok yaygın. Çok çok yaygın. Bir de tabii bunun bir okul basamağı var. Bir şey seyrederken atıştırma. Aynen öyle. Gece atıştırmaları. Evet. Bir de bunun okul basamağı var. Okullarda da menülerimiz sağlıklı değilse, kantinlerde sağlıksız şeyler varsa aile istediği kadar dirensin. Okulda arkadaşlar onları yerse, kantin yemekhane bize onları sunarsa onları sevecek çocuk tabii ki. Çünkü gününün çoğunu uyanıkken halinin çoğunu okulda geçiriyor. Baktığınızda şu an özel okul sayısının artmasında göz önünde bulundurursak. Yani birçok faktör var. Hiçbir şey ta sadece bir şeye bağlı değildir hiçbir zaman. Her şeyi kombine halde düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle ne güzel anlatıyorsun Dilara. Böyle insanın böyle hemen çıkıp diyet yapası geliyor ya. Yapalım, zayıflayalım. Peki bu duygusal açlıktan da biraz bahseder misin? Bahsedeyim. Şimdi aslında bir psikologla birlikte bundan bahsetsek çok daha sağlıklı olur. Ama hepimizde görülebilen bir şey. Çoğu kişi ne yapar? Hiç gün boyunca çalışma esnasında düşünmez. Aman öğlen geldi hadi bir şeyler atıştırayım bir şey değil işi düşündüğü için devamlı ara önlerini atlar derken gece olur iş yükü, stres, hayatıyla ilgili taktığı mevzular kendi içinde kendince sorunları kendi içinde çözmeye çalıştığı derken bir de bakarsın mesela tok olmasına rağmen akşam yemeğini yemiştir döner patatestir çipsir tatlıdır bunlarla bir mutsuzluğunu kapatmaya çalışır kişi. Tabii bunun altyapısında birçok psikolojik rahatsızlık yatabilir dediğim gibi bir psikolog incelemesi çok daha sağlıklı. Bence benim gözlemlediğim bu bir bilimsel çalışmaya dayanarak söylemiyorum. %50 kişinin çoğunda bu duygusal açlık var. Çünkü aç değiliz ama yemeye devam ediyoruz. Çok enteresan değil mi? Misafirliğe gidiyoruz aç değiliz. İlla yedirilmeye çalışıyor bir şeyler. Eve gidiyoruz, aç değiliz, bir şeyler atıştırma ihtiyacı içindeyiz. Niçin? Herhangi bir rahatsızlık yoksa vücudumuzda buna neden olan. Demek ki bir duygusal bir açlığımız evet, var, kapatmaya mesela. Çalışacağız. Aynen öyle ve toplum olarak çok mutlu olarak atledemiyorum toplum olarak bizi. O nedenle buraya yatkınlığımız daha fazla. Belki o nedenle bir de kültürümüz de buna aslında etki. Nedir? Hani en mutlu anımızda hep hadi yemeğe gidelim deriz. Bayramlarımızda sofralar dolu dolu olur. En mutsuz anımızda da yemeğe yine gidelim. Yine yemeğe gidelim. Bu sefer erkekler meyhaneye gidelim tabii. der. Yani hep yemek vardır hayatımızda. Mutlu anda, mutsuz anda. Mutlu anda pastalar keser, tatlılar yeriz. Mutsuz anda daha farklı şeyler tercih edebiliriz. Küçüklüğümüz de çok bağlantılı. Biraz önce bahsettim. Hani 0-6 yaşta çocuk onlara alışır. İleride onlarla mutlu olmuştur küçükken ve mutluluklarını anımsamak için tekrar mutsuz anında hani o abur cuburlara dönebilir. Bilemezsiniz. Tabii bunu bir uzman inceleyecek, uzman bakacak. Kesinlikle. Hafta önümüzdeki günlerde öyle bir uzman alacağız programımıza. Evet, çok güzel. Şimdi Dilara, Molihiya yemeğinde geleneksel Kuzey Kıbrıs yemeği değil mi Molihiya? Molihiya'da ne vitaminler var?
Mesela demir mi var? Bunu konuşuyorduk daha önce. O da yeşil yapraklı bir zebze. Demir içeriği yüksek, kalsiyum içeriği yüksek yine muhtemelen. Ama sanıyorum mulihya ile ilgili bir besin analizine şu ana kadar rastlamadım. Yani diğer zebzelere gibi rastlayabiliyoruz. Hatta bir zaman buradaki eğitimcilerle de konuşuyorduk. Hani bununla ilgili bir çalışma yapılsın diye. Bildiğim kadarıyla yoktur. Ama umarım bulabilirim. Ya da varsa arkadaşlarım bilenler beni bilgilendirebilirlerse sevinirim bu konuda. Güzel. Ama yeşil yapraklı dediğimiz gibi tüm zebzelerde olduğu gibi. Lahanada, kara lahanada. Kara lahanada, onda da aynı şekilde. Antioksidan deposu kara lahanada. O da bir Karadenizli şey değil mi? Evet. Çok yaygın. Ben en sevdiğim yemeklerdir bunlar. Çok güzel. Zebzelerin hepsi, doğanın bize sunduğu her şeyin bir sebebi var. Yeter ki dozunu bilelim. Dozunu bilelim. Bilmediğimiz ama o... Bir de buradan çaylardan biraz bahsetmek isterim. Hani X çay, Y çay, Z çay şuna iyi gelir, buna iyi gelir diye çok da detayına girmeyeyim. Evet, rahatlatır, öksürtür, iyi baktırır. Çünkü toksik işte göz altlarını düzeltir, huyun kötüyse huyunu çok iyi gelir. Akşam güneşi batarken iyi uyursun falan gibi bir sürü 700 tane çay çeşidi var. Aynen öyle. O nedenle burada da toksik etki yaratabileceklerini her zaman bilelim. Hani ben spesifik olarak hiçbir zaman X çay için Y çay şurada alın, Z çay şurada alın demiyorum. Çünkü farklı rahatsızlıklara, farklı tepkilere neden olabilir. Değişik farklı insanların vücutlarında. Evet. Hatta bunu bir kimyagerle de konuşmuştum zamanında. O da tehlikeli bulmuştu yani. Tabii onlar bu işin daha çok içinde bildiğiniz gibi. O nedenle dikkatli dikkatli. Doğal gidelim. Hiç böyle çok fazla mucize aramaya çalışmayalım. Zaten doğanın kendisi mucizedir. Bilelim her şeyin bir yararı vardır vücudumuza. Ona göre kendi vücudumuza göre hareket edelim. Evet, çok güzel Dilara'cığım. Ağzına sağlık hakikaten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdin bize. Biz de bunları daha sonra soran bayanlara bunlara kaydını yollamak kaydıyla. Artık ben cevap vermiyorum. Saçla ilgili de cevap vermiyorum. Buyurun hanımefendi anlattı. Buyurun dinleyin efendim. Değil mi? Demek mi lazım yoksa benim de mi anlatmam lazım? Aynen. Siz de anlatabilirsiniz. Bu bizim mesleğimizde çok yaygın sorulardan bir tanesi. Hangi vitaminleri tüketirsem saçıma iyi gelir. İşte cildime iyi gelir vesaire. Ama şimdi tabii önce kiloyu kontrol altına da almak gerekiyor. Kilo ayrı, hekim kontrolü ayrı. Tabii. Çünkü unutmayalım vitamin ve minerallerin fazlası da vücutta diyelim ki tamamdır. Hı-hı. Ama biz fazla fazla alıyoruz falanca iyi gelsin diye fazlası da toksik etki yaratabilir. Yani detaydır bu iş. Böyle kendimizce yapmamalıyız. Bravo. Hiçbir şeyi. Eksiklik varsa doktor kontrolünde tamamlanabilir. Biz yeter ki sağlıklı beslenmemize dikkat edelim. Zamanlamalara dikkat edelim. Mesela çok sağlıklı beslenip hemen yemeklerin üzerine çay kahve içmeyelim. Bunlar demir ve kalsiyum eminimini engellerler büyük ölçüde çünkü. Hep bu püf noktalarını da öğrenelim. Diyetisyenimize danışalım. Gerisi tamamdır. Gerisi tamamdır. Evet. Aynen. Diyetisyen artık böyle bir yaşam koçundan daha önemli değil mi bizim için? Toplumdaki probleme göre değil mi? Kilo problemi çok olan bir toplumuz biz. Beslenmeyle ilintili sağlık problemleri de çok fazla olan bir toplumuz. Beslenmeyi bilmiyoruz zaten. Bilmiyoruz, öğrenmeye yani, çalışıyoruz ama... Yemek yemeyi beslenmek zannediyoruz sadece. Aynen öyle. Onu birazcık değiştirebilmek. Bazı yemek zevklerimizi de daha seyrekleştirebilmek önemli bu noktada. Vücudumuza bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Özellikle erkeklerde. Kadınlar biraz daha meraklı görüldüğü kadarıyla bu sağlık beslenme konularına. Ben bazı müşterilerim var mesela. İşte kadınlar diyetisyene gidiyoruz diyorlar bana. 2 yıl gidiyorlar, 1 yıl gidiyorlar. Hep aynılar yani. Şimdi o noktada diyetisyeni suçlayamayız genel olarak. Kesinlikle. Ben biliyorum. Evet. Bak kendi mesleğimden biliyorum. Evet. Nasıl biliyor musun? Şampuan veriyorum. Evet. Ya da saç bakım veriyorum. Kullanıyor musun? Kullanıyorum. Evet. Ama saçta hiçbir değişiklik yok. Ve kullanıyor musun? Kaç gündür kullanmadın? İşte 2 haftadır yapmadım. Yani konuştukça yapmadığını anlıyorsun zaten. Aynen öyle. Çünkü tepkisi var onun. Biz de. Her şeye uydum derler ama daha sonra konuştukça her şeye çıkarken aslında %50'si uyulmamış. Programdan kendimizi... çıkınca bize kimse gelmeyecek artık. O olabilir. O nedenle hani dikkatli olacağız. Nedir? İlk önce burada tamamsa ben kararlıysam diyet yapmaya, diyetisyenime gidip hekim kontrolleri, ben hep onu söylüyorum. Yani hekim kontrolünde tahlillerimizi de yaptıralım. Vücut her şey tamam mı? Hatta bize hekimin yolladığı yazı da çok önemlidir. Bazı hekimlerle o şekilde çalışmış bulunuyoruz yani. Hı hı. Çünkü bilelim o kişinin vücudunda şüphelendiğimiz şeyler var mı? Çünkü lazım ki, nasıl diyeyim, kolektif çalışmanın önemi değil mi? Kişinin psikolojisi bozuk olabilir size gelen kişinin. Zamanla anlıyorsunuz bunu.
bir müddet sonra diyetten çıkıyorsa konu bir sorunu vardır ve çözmesi gerekir. Bir psikolog yardımı. Yani kendimizi tanıyalım. Bu hepsi bir takım. Kolektif ve ondan sonra hani başarıya ulaşabiliriz. Zaten mutsuz insan yani kuaföre gelenlerin de hepsi sadece saçlarını boyatmak için gelmiyorlar. Evet. Moral almak için geliyorlar. Duygu almak için geliyorlar. Kendilerini iyi hissetmek için geliyorlar. Evet. Öyle değil mi? Bunların hepsi bir takım. Evet. Evet Dilara'cığım çok teşekkür ederim o zaman. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldın. Ben teşekkür ederim. Böyle aydınlattın bizi. Benim de merak ettiğim şeyler vardı. Çok teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Genç TV stüdyolarında, binada bu hafta da Saç Hayat programını değerli konuğum Dilara Topçan'la birlikte sunduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.